3 Mayıs'ta Halkbank davası açıklanacak. Artık Amerikan Başkanı Biden hakikaten tek tek eyleme geçmeye başladı. Sonra enflasyon rakamları açıklanacak. Sonra da Mayıs'ın ortasındaki para piyasaları kurulu daha önceden ilan edildiği gibi 6 Mayıs'ta toplanacak ve bir karar verecekler. Sence Merkez Bankası ne yapar? Faizi düşürmeyeceğine 1'e 10 bahse girerim. Artırmayacaktır. Zaten onu daha önce konuştuk. Faiz öyle, o kadar çok arttı ki mevcut durumda. Çünkü şimdi enflasyonda bir yavaşlama eğilimi olacak ister istemez. O da ama hemen olamayacak artık. Çünkü kuru biz yine zıplattık biliyorsun. O sebeple de bence Haziran ayındaki PPK da geçilir. Temmuz'da ancak değerlendirebilir. O vakte kadar faizi indirebileceğini hiç düşünmüyorum. Ha, indirmeye kalkışırsa olacak şeyi söyleyeyim yani kur şu an 8.30'larda geziyor ya. Direkt 1 lira koyar üzerine. Öyledir yani bu iş. Enflasyon yüksek gelecek. Yani herkes o konuda hemfikir. Faiz artırır mı? Bak onu yapabilir. Hiç belli olmaz yani. Yapabilir. Bakılır reel enflasyon seviyesine. Çünkü sıkılaştırma yapabilirim. Enflasyona göre davranacağım. Fiyat istikrarı birinci hedefim demişti. O zaman atıyorum yarım puan ya da bir puan faiz artırabilir. Çünkü bundan sonraki düzenlemeler ancak o kadar olacaktır. Şarp faiz artırımları böyle keskin faiz artırımları değil. Peki diyelim ki faiz oranlarını artırdı. O zaman şunu sormaz mısınız? Naci Abal neden Niye gitti? görevden aldığını sorarsın. Zaten öbürünün görevden alınmasının sebebinin 2 puan olduğunu düşünmüyorum. 1 puan zaten yapacaktı. Yaptığı ilave 1 puan o sadece piyasada konuşulan. Muhakkak başka bir şey vardır diye düşünüyorum. Bu arada tabii piyasalar beklemede. Hala bir reform paketini de bekliyor piyasalar. Yani gerçekten reformların hayata geçmesini de bekliyor. Ama şu anda reformlardan zaten hiç bahsedilmiyor. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları çok konuşuldu Mehmet. Bir şey bu kadar çok konuştuğu zaman da konu çok değersizleşiyor maalesef. Benim için aslında aynı şeyi söyleyecektim. Hiç değeri kalmadı. Çünkü şey gibi oldu, sakız gibi 128 aşağı 128 yukarı. Yani biri bir şey soruyor, öbürü bir izahat veriyor. Biri öbürünün izahatini beğenmiyor ve diğeri de suali bitirmiyor. Bitecek gibi de değil. Hiçbir zaman da doğru suali alamayacağız. O çok belli. Çünkü neden? Net olan tek şey var. Kamu bankaları müdahale ediyorken o dönemde kamu bankalarına merkezden ciddi bir destek verildi. Ama kamu bankaları ne yaptı sorusunu soruyor 128 milyar dolar sorusunu soranlar. Onlar herhalde zamanla cevaplanır ya da cevaplanmaz ama dediğine katılıyorum. O kadar çok konuşuldu ki bende de artık önemi kalmadı konuşulan şey. Çünkü biraz daha Türkiye şu an mevcut durumda neyi yaşıyorsa ona fokus olma zamanı. Öyle veya böyle bu ülkenin içinde yaşıyorsun. Yani birbirimize kızıp birbirimizi dövebiliriz, tekmeleyebiliriz, tokatlayabiliriz, her şey olabilir de aynı ülkede yaşıyorsun ve koşullar da şu an içinde bulunduğumuz koşullar. Yarın sabah uyandığımızda çok fazla da değişmeyecek. O nedenle de katılıyorum yani bence bir an evvel reformlara geri dönüp bir şeyleri gerçekten uzun vadede nasıl düzelteceksek ya da düzeltmeye çalışacaksak onun tedbirleri, onun önlemlerinin alınması zamanıdır. İnşallah birileri akıl eder. Bu arada tabii burada bence konuşulması gereken en önemli konu Merkez Bankası'nın hazine ile yaptığı anlaşma ve Merkez Bankası'nın operasyonlarını hazine üzerinden yapması. Yani hazine ile Merkez Bankası'nın sanki beraber hareket ediyor olması gerekiyor, olması durumu. Bence burada tehlikeli olan durum bu. Çünkü Merkez Bankası'nın parasının harcanacağı yer belli, hazinenin parasının harcanacağı yer belli. İkisinin birbirine girmemesi, ayrışması gerekiyor. Normal serbest piyasada böyle olması gerekiyor. Mesela bunu sorgulamaları gerekirken para nereye gitti? Yani para bir yere gitti. O çıkacak zaten bir gün. Ama hazine aracılığıyla neden gitti? Benim mesela bunu aklım hiçbir zaman almayacak. Erkler ayrılığını bir dönem önce kaybettik. Belki tekrar her şey eski ayrı düzenine geri döner. Ama sana şunu hatırlatmak istiyorum. O düzen içinde de çok kötüydük. Hani Türkiye
O zaman sadede gelelim Sami'cim. 35 yıldır doğrularını bulabilmiş bir ülke değil o zaman. Evet. Ben şimdi 36 senedir diyorum borsacılık yapıyorum. Bir sürü kriz yaşadım. Abi bunların çoğu zaten temeli ve kökeni hazineyle Merkez Bankası'na ait. Hazinenin işini iyi yapamaması, yönetememesi, Türkiye Cumhuriyet Devleti Maliyesi'nin de işini yapamaması. Keza buna bağlı olarak merkez bankalarının da fiyat istikrarı görevini hiçbir dönemde yerine getirememesi. Ya, lütfen bir bak, yani hangi dönemde verilmiş sözü Merkez Bankası başkanları yerine getirebilmiş ya da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne zaman bu 36 yıl içinde başarılı olmuş? Ne zaman olmuş biliyor musun? Acayip bir devalüasyon olmuş, onun ertesinde. Öyle ben de başarılı olurum. Zaten Türk lirası değer yitirmiş. Bir sene sonra zaten her şey süt liman. Hep bunların arkasındaki bir yıl, o kadar. Kronografya böyle çalışıyor Türkiye'de. O yüzden de yani bu sadece bu dönemin şu söylediğin olayı değil, geçmiş dönemleri de inceleyip aslında pek çok şeyin bu ülkede çakar almaz tarafı var. Nelere yanlış, neler değil bakılıp ona göre yeni bir içtihat oluşturulması lazım. Öbür türlü çözülemeyecek, çok zor. Tabii kesin olan aslında enflasyonu düşürmeye odaklanmak ve üretimi artırmaya odaklanmak. Ondan sonra zaten faizler de kendiliğinden düşecektir ama bunu bir türlü anlatamıyoruz muhteremlere. Melih kardeşimiz sormuş, demiş ki Amerika'daki tech bubble hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsunuz? Tech bubble. Teknoloji balonu hakkında ne düşünüyorsun? Yani şöyle, bu sadece Amerika'da değil, dünyada da şu an bir balon yaşanıyor. İşte Türkiye'de örneklerini veriyoruz. 200 FK'daki bir hisse senedi balondur artık. Onu alan malın son sahibidir. Şu ortamda bir müddet daha idare edebilir ama ortam gerçekten seçici olmak kaydıyla iyi hisselere doğru dönmeyi gerektirdiğinde o hisse senetlerinin son sahibi olursun. Amerika'da ise bu iş şöyle olacak. Eylül-Ekim aylarında bu dediğim realizasyon gelirse o en çok zaten Nasdaq'da gelecek. O yüzden de oradaki bazı hisse senetlerinin, marjlar da biliyorsunuz açık, çok ciddi değer kaybettiğini, bazılarında sıfırlandığını da görebileceğiz. O nedenle hani biri bir soru sormuştu. Üç defa o nedenle dedim. Biri bir soru sormuştu. Yurt dışındaki fonlara yatırım. O fonların içinde ne olduğuna da dikkatle bakmanız gerekiyor. İzleyicimizin sorusu doğru. Burada balon yapmış bir sürü şirket var. Onların olduğu fonların getirileri çok iyi görünebilir. Bir kere peşinden onlara zıplamayın. Çünkü onların sonradan getirileri çok kötü olacaktır. Seçimlerinizi daha sağlam hisselerden yana yapın.